Karşımızda iki farklı ifadenin türevinin alınmasına dair bazı işlemler var. Sol tarafta Ahmet Can, 7-5x'in temel türev kurallarını uygulayarak türevini almaya çalışmış. Yaptığı işlemler aşağıdadır diyor. Sağ tarafta da Togan, eksi 3 artı 8x'in temel türev kurallarını uygulayarak türevini almaya çalışmış. Yaptığı işlemler aşağıda demişler. Bunlar Khan Akademi'deki türev kurallarına ait iki farklı alıştırma. Yan yana koyarak iki farklı kişinin bu iki farklı örneği nasıl çözdüğünü, nerede hata yaptığını ve nerede de doğru yaptığını bulmak istiyorum. İfadeler birbirine çok benziyorlar. Bunda bir sabit ve birinci dereceden bir terim var. Bunda da yine bir sabit ve birinci dereceden bir terim var. Ve bu ifadelerin türevini alıyorlar. Şimdi bakalım. Birinci adım. Ahmetcan 7 ve 5x'in türevlerini ayrı ayrı almış. Gözüm hemen buradaki eksiye takılıyor değil mi? Nereye gitmiş olabilir? Birinci adımın doğrusu 7'nin türevinden 5x'in türevini çıkarmak olurdu. Evet bunu yapabilirdi çünkü bir farkın türevi türevlerin farkına eşittir. Ya da bunu 7'nin türevi artı eksi 5x'in türevi şeklinde de yazabilirdi. Eğer birinci adımda bu ikisinden birini yapmış olsaydı doğru yolda olurdu ama nasıl olduysa buradaki eksi işaretini unutmuş ve dolayısıyla da daha henüz birinci adımda hata yapmış. Şimdi, birinci adımdaki bu hatayı görmezden gelip devam edelim ve başka bir hata olup olmadığına bakalım. Bir sabitin türevini alıyor. Sabitin türevi x'e göre değişmeyeceği için bunu 0 olarak bulmuş. Doğru. Geriye aslında eksi 5x olması gerekiyor ama Ahmetcan eksi işaretini unuttuğu için şimdi 5x'in türevini alıyor sıfırı görmezden gelmiş tamam ve sabit çarpı bir şeyin türevini sabit çarpı o şeyin türevi olarak göstermiş. Sonra da x'in x'e göre türevini 1 olarak bulmuş. Evet bu da doğru. y eşittir x'in eğimi ya da x'in x'e göre değişimi 1'dir öyle değil mi? Ve eğim ya da değişim 1 olduğu için cevabı 5 çarpı 1'den 5 olarak buluyor. Ahmetcan birinci adımda bir hata yapmış ve buradaki eksiyi unutmuştu. Bu eksi olsaydı bu, bu ve bu da eksi olur ve sonuçta eksi 5 olurdu. Peki sıra Togan'da. Bakalım Togan hata yapmış mı? Benzer bir ifadenin türevini, sabitin türevi artı, birinci dereceden terimin türevi olarak alıyor. Sabitin türevi sıfırdır, bravo. Birinci dereceden terimin türevi ise, hmm, sanırım burada bir hata var. Çünkü togan çarpımın türevinin türevler çarpımına eşit olduğunu varsaymış. Bu kesinlikle doğru değil. Toga'nın bir değişkenin katsayısı söz konusu olduğunda aynen Ahmetcan'ın yaptığı gibi bir sabitle çarpılan değişkenin türevi sabit çarpı o değişkenin türevine eşittir kuralını uygulaması gerekiyordu. Evet, doğru olan bu olurdu ve x'in x'e göre türevi de 1'e eşit olduğu için sonuç olarak 8 bulması gerekirdi. Togam bunun yerine 8'in türevi ile x'in türevini çarp için bu arada ileride çarpım kuralı diye bir kural öğreneceksiniz ama buradaki bir sabit olduğu için çarpım kuralına ihtiyacımız yok. Evet Togan bu adımda hata yapmış. Yaptığı hata sonucunda cevabı 8 yerine 8'in türevini 0, x'in türevini de 1 bularak 0 çarpı 1'den 0 olarak bulmuş. Togan 3. Ahmetcan da 1. adımda hata yapmışlar. Olur o kadar.